Your Honor, I did something that I had no right to do, morally or legally. It was wrong, and I am sorry. Bu fotoğraflara baktığınızda ne görüyorsunuz? Muhtemelen anne, baba ve iki çocuğu. Mutlu bir aile. Görünüşe göre de hiçbir sorunları yok. Peki sorunsuz mutlu bir aile neden bizim konumuz olsun? Flo ailesi bu konuma gelebilmek için korkunç yollardan geçti. Ve hiçbiri sır olarak kalmadı. Audrey ve Georgia kardeşler aileleriyle ilgili korkunç gerçeği biliyorlar. Anneleri Mary'nin yıllar önce çocuk istismarından hapis yattığını, istismar ettiği çocuğun da şu an babaları olduğunu. Biraz karışık geldi biliyorum ama birazdan kendimizi olayın tam ortasında bulacağız. Olayın baş kahramanı Mary ile tanışalım önce. Mary Catherine, ailesinin deyişiyle Mary Kay, oldukça güçlü bir aileden geliyordu. Babası Kaliforniya Eyalet Senatörü'ydü. Bir kardeşi Donald Trump'ın, diğeri ise George Bush'un danışmanıydı. Mary Kay de Arizona Eyalet Üniversitesi'nde öğrenciydi. Kendi gibi öğrenci olan Steve Letourneau ile ilişkisi vardı. Fakat onu evlenmeyi düşünecek kadar sevmiyordu. Ailesinin ısrarı üzerine Steve ile evlendi ve iki çocuğu oldu. 27 yaşında öğretmen derecesiyle mezun olduktan sonra iki çocuk daha yaparak 4 evlat sahibi genç bir anne olmuştu. Seattle'da Shorewood İlkokulu'nda 2. sınıflara sınıf öğretmeni olarak işe başladı. Bu arada eşiyle hiç mutlu değildi. Maddi sorunları vardı ve her ikisi de birbirine ihanet ediyordu. Her şeyin başladığı 1996 yılına gelelim. 1996 yılında Mary Kay 34 yaşındayken hayatını değiştirecek o hatayı yaptı. Ona göre yaptığı en doğru şey olan bu hata hayatının 7 yılını hapiste geçirmesine, işini ve eşini kaybetmesine neden olacaktı. It was wrong and I am sorry. Willy Flo, Mary'nin yüzlerce öğrencisinden biriydi. 6. sınıfa gidiyordu ve harika bir çocukluk geçirmiyordu. Babasının 5 evliliğinden doğan 16 kardeşiyle birlikte ne kadar çocuk olabilirse o kadar çocuktu. Willy Flo, Mary ile ilk kez 8 yaşında 2. sınıfa giderken tanıştı. Mary sadece 2. ve 6. sınıfları öğretmenlik yaptığı için Willy 13 yaşında 6. sınıfa geçtiğinde tekrar Mary onun derslerine girmeye başlamıştı. Hatta çizimde çok yetenekli olduğu için ona bazen özel çizim dersi bile veriyordu. O sırada 4 çocuğu olan Mary, Willy'yi kendi evine davet ediyor, çocuklarıyla arkadaşlık etmesine izin veriyordu. En büyük çocuğuyla Willy arasında sadece 1,5 yaş vardı. Fakat bir şeyler gitmesi gerektiği gibi gitmedi. Sık sık birlikte vakit geçiren Willy ve Mary birbirinden hoşlanmaya başlamıştı. Çok iyi anlaşıyorlar, birlikte eğleniyorlar, resmen birbirlerini tamamlıyorlardı. Willy'nin deyişiyle onunla ruh eşiydi. Aynı yıl ilk yakın temasları gerçekleşti. Sonuç olarak artık 13 yaşındaki Willy'nin de istekli olduğu karşılıklı bir ilişkileri vardı. And that was, we just had bonded. We have similar interests and I knew that he had girl interests and I did suspect, and I knew definitely it was extending in my direction and I just really ignored it. I just thought that was things to you. Well, one time he just came straight out and said, "Would you ever have an affair?" And this 13-year-old boy says to his teacher, "Would you ever have an affair?" He wasn't even 13 yet. Okay, this 12-year-old boy says to you, "Mrs. Letourneau, would you ever have an affair?" And I thought to myself, do not look him in the eyes, stay very busy, and it was very uncomfortable for me. And then? He knew that I was avoiding all of his comments and insinuations, and
This time he was very assertive and wanted a response. When I looked him in the eyes, it really took me back. Because you felt something. I did, yeah. And basically he said that he was in love with me. 18 Haziran 1996'da polis memurları Seattle'da bir marinada park halinde camları buğulanmış bir araç fark etti. Araçta birileri vardı. Yanlarına gittiklerinde aracın arka koltuğundan ön koltuğa geçmeye çalışan bir kadın gördüler ve arka koltukta uzanan bir çocuk. Çocuk uyuyor numarası yapıyordu ve kadın da tişörtünü düzeltmeye çalışıyordu. Mary'nin söylediği ilk şey o 18 yaşında demek oldu. Bu cümle aracın içinde neler döndüğü hakkında polise ilk şüpheyi verdi. Şüphelerinde de yanılmıyorlardı. İkili karakola götürüldü. Willie'nin 13 yaşında olduğu tespit edildi. Doğum günü henüz gelmemişti. Aslında resmen 13 yaşında bile değildi. Mary ifadesinde eşimle kavga ettim. Bir aile dostumuzun oğlu olan Willie de bizde kalıyordu. Ben evden sinirli bir şekilde çıkınca o da peşimden geldi dedi. Teyit etmek için Willie'nin annesi arandı. Anne Flo olayı doğruladı ve şikayetçi olmadı. Mary'i tanıdığını ve o gün birlikte olduklarından haberi olduğunu söyledi. Asla ikisi arasında bir ilişki olacağını tahmin etmemişti. Willie'yi Mary Letourneau'ya teslim edebilirsiniz, ona güveniyorum dedi. Daha sonra bir röportajında Bayan Flo, eğer polisler bana Willie'nin yaşıyla ilgili yalan söylediğini ve arabada şüpheli şekilde yakalandıklarını söyleselerdi, oğlumun Mary ile gitmesine asla izin vermezdim dedi. Karakoldan ayrıldıktan sonra ikili derin bir oh çekti. Sular durulmuş gibi gözüküyordu. Bilmedikleri şey ise kocaman bir dalganın üzerlerine doğru geldiğiydi. Çünkü Mary bu kaçamaktan hamile kalmıştı. Evet, 34 yaşındaki öğretmen 12 yaşındaki öğrencisinden hamileydi. Ve yakında tüm Amerika bunu konuşacaktı. Ocak 1997'de Steve Letourneau karısının Flo'ya yazdığı aşk mektuplarını yakaladı ve akrabalarını anlattı. Flo betrayed big time. Betrayed. We created this family together. We made commitments thick or thin. Artık herkes Mary'nin kimden hamile kaldığını biliyordu. Akrabalara doğru olanı yaptı ve okul yönetimine olaydan bahsetti. Bunun üzerine okul yönetimi polise haber verdi. O sırada 7 aylık hamile olan Mary Kay çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan tutuklandı. Aynı anda Willie Flo da sorgudaydı. İkisi de aralarındakinin aşk ilişkisi olduğunu söylese de Mary bir pedofil olarak damgalandı. Diğer öğrencilerin de ilişkiye zorladığını, onları istismar ettiği iddialarını ortaya attılar. Fakat kimseden böyle bir şikayet gelmemişti. O sadece Willie ile ilişkiye girmişti. Herhangi bir zorlama yoktu. Hatta çoğu kez Willie onu ilişkiye girmek için zorlamıştı. Sevdiği erkekle birlikte olmanın suç olmadığını söyledi. Ben cinayet işlemedim dedi. Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da 18 yaşın altındaki bireyle ilişkiye girmek kişinin rızası olsa bile suçtur ve tecavüze girer. Mary Kay yaşadığının ilişki olduğunu söylese de kanunen Willie'ye tecavüz etmişti. İkinci derece cinsel saldırı suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme gününü beklerken doğum yaptı. Doğumdan bir saat sonra bebeği Willie'nin annesi teslim aldı. Torununun geçici velayetini üstlendi. Mary hapisten çıkana kadar torunuyla o ilgilenecekti. We had sex in the gym. We had sex in the girls' bathroom. We had sex in the classroom. She exploited him for her own needs, her own selfishness, and her inadequacies. I'm asking you to give her a chance. If you send her to prison, she doesn't have that chance. I give you my word that it will not happen again. Başlangıçta 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Fakat Willie'nin ben kurban değilim, onu seviyorum diye ifade vermesi, avukatının Mary'yi çok iyi savunması gibi nedenlerle cezası 6 aya indirildi.
artı 3 yıl seks suçlularıyla birlikte rehabilitasyon alacaktı. I got the shock on Wednesday, my son having an affair with his teacher. And Friday I've been hit with another shock that he's going to be a father. What does Audrey mean to you? Audrey is my little angel, a princess. I love her a lot. Feel that you were raped? No. Rape is a whole different thing from what she did, what we did. I'll tell her that it was a love story. Because I think, you know, it is a love story. I would take my love for Mary. I would keep her love within my heart and just lock it up. Wanted to cry, but couldn't. I love her. I love her with all my heart. And there'll never ever be another person like her. Ocak 1998'de serbest kaldı. Fakat kendi çocukları da dahil hiçbir reşit olmayan bireyle görüşmemesi gerekiyordu. Özellikle Flo. I'm for sure I'm going to get back with her. If I ever see her again, we're going to have a lot of talking to do before we do anything else. Çocuklarından ayrı kalmaya dayanabilen Mary, Willie'den ayrı kalmaya dayanamadı. Serbest kaldıktan 2 hafta sonra yine arabasının içinde Willie Flo ile yakalandı. Arabada yakalandıktan sonra Mary tekrar tutuklandı. Bunun bir kerelik bir görüşme olduğunu iddia etse de kanıtlar onların defalarca görüştüğünü gösteriyordu. Mary'nin arabasında Willie için yaptığı kıyafet alışverişlerinin fişi bulundu. Mahkeme bu sefer Mary'yi affetmedi. Temas yasağı emrini çiğnediği için 7 yıl hapis cezası aldı. Bu araba kaçamağından da hamile kalmıştı. 9 ay sonra ikinci kızını doğurdu. Georgia hapishanesinde doğurduğu için ona Georgia adını verdi. Daha sonra bir röportajında Willie, "Bizi hep bir arada tutacak bir plan yaptık. Bebek bana hep onu hatırlatacak." diyerek hamileliğin planlı olduğu vurgusunu yaptı. 14 yaşındaki bir çocuk 35 yaşındaki öğretmenini sırf kendisine bağlamak için çocuk yaşta baba olmayı göze almıştı. Fakat Flo çocuğuna babalık yapacak yetişkinlikte değildi. Bu yüzden son doğan kızı Georgia ile birlikte ilk kızı Audrey'in de velayetini Willie'nin annesi aldı. Willie verdiği bir röportajda, "Ailemden ve arkadaşlarımdan yeterli desteği göremedim. Zaten arkadaşlarım baba olmak nasıl bir şey bilmiyorlardı. 14-15 yaşlarındaydı." diyor. Kızlarını çok sevmesine rağmen baba olmak ona ağır gelmişti. Şimdiden 2 kızı vardı. Kızlarının annesi hapisteydi ve onunla tüm iletişim yolları kapalıydı. Ayrıca herkes ona istismara uğrayan mağdur çocuk gözüyle bakıyordu. Lisedeyken okulu bıraktı. Alkole başladı. Defalarca intihara teşebbüs etti. Depresyon tedavisi gördü. 18 yaşına yaklaştıkça artık mağdur çocuk rolünden çıkmaya başlamıştı. Etrafı tarafından popüler görülüyordu. Ayrıca kendi yaşıtında kız arkadaşları oluyordu. Mary ise Willie'ye gizlice mektup göndermeye çalışırken yakalanıyor ve bunun için 6 ay hücre cezası alıyordu. Çocuklarını görmesine izin verilmişti. Willie'den olan bebekleri de dahil diğer 4 çocuğu da onu sık sık ziyaret ediyordu. Bu sırada Mary hapishanede mahkumlara okuma yazma öğretiyor, elinden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyordu. That I was away is that he had years to be without me and not in a relationship. I think even though we did start and he was a young teenager, I was gone for a while, so he had plenty of time to do his thing. That's true. I mean, Billy had all these years to find someone else. There are other beautiful blondes, but you remained in your heart and your mind faithful. How did you hang on to that relationship in your head? Barbara, he wasn't faithful. 2002 yılında Flo, Mary ile olan ilişkisinin sonucunu çok ağır çektiğini ve artık ona aşık olmadığını söyledi. Jüri buna inanmadı. Çünkü Mary'nin avukatı bile onları hiçbir şey birbirinden ayıramaz. O kadar bağlılar birbirine diyordu. Willie muhtemelen Mary'nin artık hapisten çıkmasını istiyordu. 18 yaşını geçtiği için Mary ile görüşme alabilme derdindeydi. Bu yüzden onu sevmediği ve uzak duracağı yalanını uyduruyordu. 2004 yılında cezası bitmişti. Artık özgürdü.
Fakat siciline seks suçlusu olduğu işlendi. Bu damga hayatının geri kalanında sürekli karşısına çıkacaktı. Peki Mary hapisten çıktıktan sonra ne oldu? Artık 21 yaşında olan Willie hemen üzerindeki görüş yasağını kaldırdı. Artık Mary ile görüşebilirdi. Aşkı hiç bitmemişti. Yıllarca Mary'i beklemiş ve artık yetişkin bir erkek olarak onun karşısına dikilmişti. Hala aralarında uçurum gibi bir yaş farkı vardı. 2005 yılında Mary Willie'ye evet dediğinde 41 yaşındaydı. Willie'nin annesi ve çocukları Audrey ile Georgia'da düğünlerine katıldı. Düğün videolarının telif hakkını 750 bin dolara sattılar. Kendilerine Seattle'da kızlarıyla birlikte bir hayat kurdular. Ne olursa olsun öğrencisine tecavüz eden sapık öğretmen kimliğinden kurtulamadı Mary. Öğretmenlik mesleğine geri dönmek istese de bu kadın medyada çok büyük bir ses getirmişti. Sadece özel okullarda çalışabilirdi. Ve muhtemelen hiçbir aile çocuğunu onun çalıştığı okula göndermek istemezdi. Daha sonra bir hukuk bürosunda çalışmaya başladı. Ailenin geçimini Willie üstlendi. DJ'lik yaparak kızlarına ve Mary'e ortanın üstünde bir hayat sağlamaya çalıştı. Kızlarından asla gerçeği saklamadılar. Fakat 20 yılı aşkın birliktelikleri 2019 yılında son buldu. Willie Flo, Mary'e boşanma davası açtı. Bir mahkumla evli olduğu için işiyle sorun yaşadığını söyledi. Oysa ki Mary'nin yıllarca hapis yatması ve şu an seks suçlusu olarak sabıkalanmasının tek nedeni Willie'ydi. Resmiyette boşansalar bile ikili görüşmeye devam etti. Yıllar önce henüz 13 yaşındayken ben kurban değilim, onu seviyorum diye ifade veren Willie, Mary son nefesini verene kadar bu sözünün arkasında durdu. 6 Temmuz 2020'de Mary kanserden hayatını kaybettiğinde Willie de yanındaydı. Willie Flo'nun hala hayatında kimse yok. You know, my wife and someone who's played a major role in my life. You know, when we had first met, you know, I was a lot younger. And she was ripped out of my life at that time. And what was that last day like? The last day. The last day. I do my best. So if you asked me that question, did you do your best? Through every situation, there were, I can say I did my best.